Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, izhar derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fa'nın dahil olduğu yerler, yani şart ve ceza olarak vaki oluyor ve cezanın başına fa'nın dahil olduğu yerlerden bahsedeceğiz. Nahvu örneğimiz in darabte فَاَنْتَ مَدْرُوبٌ derken in şart edatıdır. Darabeyi fiili şart olarak aldı. اَنْتَ مَدْرُوبٌ cevabı şarttır. Cümle ismi olduğu için lafzen ve mahallen cümlenin başında cezmi kabul edecek bir şey olmadığından dolayı i'rab-ı mahalle verdik ve dolayısıyla bunun ceza olduğunu ifade etmesi için de fay getirdik arkadaşlar. وَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى Allah-u Teala Hazretlerinin kavlinde olduğu gibi وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ derken men şart edatıdır. يَفْعَلْ fiil şarttır. لَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ de cezasıdır. Bu mutasarrif olmayan bir fiil olduğundan dolayı buraya fa'nın gelmesi lazım. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا derken buradaki in de arkadaşlar şart edatıdır. Asa kelimesinin başına dahil olan fa da cezanın başına dahil olan fa'dır. Çünkü asa mutasarrif olan bir fiil değil arkadaşlar. Ondan dolayı fa'nın gelmesi lazım. Ve in kana qamisuhu qudda min qubulin eğer Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la Zeliha validemiz arasındaki olaydan bahsediyor bu ayette arkadaşlar. Fe sadakat eğer gömlek önden yırtıldıysa Zeliha validemiz doğru soyu söylüyor. Derken buradaki fa sadakat kelimesine dahil olmuştur. Çünkü burada mukadder bir kat var arkadaşlar. Fakat sadakat. Ve in taasartum fesaturdi'u lehu uhra derken buradaki in şart edatıdır. Taasar fiili şarttır. Seturdi'u derken fiili muzarinin başında sin olduğu için buraya fa'nın gelmesi lazım arkadaşlar. Ve men yebtagi gayrel islami dinen kim ki İslam'dan başka bir din edinirse, ararsa felen yukbele minhu ondan o din kabul edilmeyecektir kesinlikle. Derken burada fiil-i muzarinin başında len olduğu için len de fiil-i muzariyi istikbale çevirdiğinden dolayı buraya fa'yı dahil etmek zorundayız ki ceza olduğu anlaşılsın. Ve nahvu in darabeke zeydun şayet zeyd seni döverse fedribhu derken bu idrib İnşa cümlesi olduğu için fa'nın gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ev fela tadribhu veya nehi olursa yine fa'nın gelmesi lazım. Ev fehel tadribhu istifham olursa da fa gelmek zorundadır arkadaşlar. Ve in tukrimni bana şayet ikram edersen feyerhamukallahu derken bu dua cümlesidir arkadaşlar. İnşa cümlesidir. Bunun cevap olduğunu ifade etmesi için fa'yı getirmek zorundayız. Ve in kâne mudâri'an bi gayriha eğer fiili muzari olursa cezamız ve fa'da olmazsa başında müsbeten ev menfiyen bila başında la olabilir veya müsbet olursa fe'yecûzu el fa'u ma'ar ref'i onu yani fa getirirsiniz başına merfu okursunuz ve hasfuhu ma'al cezmi ve o fiil-i muzariyi meczum okursunuz, fayda getirmezsiniz. Nahvu in, tadrib, adrib, adrib de diyebilirsiniz. Ev fe adribu da diyebilirsiniz. Ev la adrib, böyle de okuyabilirsiniz la'nın örneği. Ev fe la adribu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki mamul bil asale bitti arkadaşlar. Ve emmel ma'mulu bit tebaiyeti mamulu bit tebaiyeye gelince fe hamsetun 5 tanedir. Ve la yecuzu takdimu şeyin minha ala metbu'iha mamulu bit tebaiyye olan bir mamul metbusunun evveline geçemez. Ve amiluha onun amili amilu metbu'iha metbusunun amili neyse onun da amili odur. Ve i'rabuha ke i'rabihi yani bu mamulu bit tebaiyenin arkadaşlar i'rabı neye tabi olduysa i'rabı ona göre şekillenir.
El evvelu es sıfatu. Birincisi sıfattır. Ve huve sıfata gelince tabi'un. Ve huve et tabi'u. Tabidir. Yedullu ala manen fi metbu'ihi. Metbu'daki bir manayı ifade eder. Mutlakan, mutlak olarak. Yani halde öyledir ama halin arkadaşlar zilhaldeki manayı ifade etmesi mukayyettir. Failiyet veyahut da mef'ulü bih olmak kaydı var orada. Burada ise öyle bir kayıt yok. Ve yecuzu ta'adduduha sıfatın adetlenmesi caizdir. Nahu ca'eni er-raculu bana bir adam geldi. Malum adam. El-alimu el-fadilu diyebilirsiniz. İki tane sıfat getirdik burada. Üç dört tane de getirebiliriz. Bir tane de getirebiliriz. Ve yecuzu vasfun nekreti bil cümletil haberiyeti. Nekre olan bir kelimeyi haberi olan cümleyle vasıflayabiliriz. Vasıflarsak ve yelzemu fiha eddamiru. O zaman damir olması lazım. Sıfatı mevsufa bağlamak için. Nahu ca'eni zeyr raculun. Bana bir adam geldi. Öyle adam ki kame ebuhu. Babası ayaktadır. Burada hu ile arkadaşlar bu sıfatı mevsufa bağladık. وَقَدْ يُحْزَفُ لِقَرِينَةٍ Karine olursa o ait hasfe gidebilir. وَيُوْسَفُ بِحَالِ الْمَوْسُوفِ وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ Burada şunu demek istiyor. Yani sıfatlarımız iki türlüdür. Hakiki sıfat, bir de sebebi sıfat. Veya sıfatun cerat ala menhiye lehu, sıfatun cerat ala gayri menhiye lehu. İki türlü sıfatımız var. فَالْاَوَّلُ Birincisi yani sıfatun cerat ala menhiye lehu olursa veya hakiki sıfat olursa yetba'uhu fit tarifi ve tenkiri vel ifradi ve tesniyeti vel cem'i ve tezkiri ve te'nisi. Bir de zaten irab hususunda da uyar. Onları burada onlara değinmedi. Yani 10 şeyin 4'ü mevcut olması lazım arkadaşlar. Marife ise marife, nekre ise nekre, müfret ise müfret, tesniye ise tesniye, cemi ise cemi, müzekker ise müzekker, müennes ise müennes, merfu ise merfu, mensup ise mensup, mecrur ise mecrur. Nahvu ca'eni raculun. Bana bir adam geldi. Öyle adam ki alimun, nekre nekre, merfu merfu, müfret müfret, müzekker müzekker arkadaşlar. 4 tane şeyde uyumluluk olması lazım. Ve ca'etni imra'etun. Ve ca'etni imra'etun salihatun. Bana iyi bir bayan geldi derken salihatun imra'etunun sıfatıdır. 4 türlü uyumluluk var burada. Ve thani fil evveleyni fakat. Ama sebebi sıfat olursa veya sıfatun cerat ala gayri menhiyelehu olursa o zaman marife ise marife, nekre ise nekre, bir de İrab'da uyar arkadaşlar. Nahu ca'eni ricalun rakibun, nekre nekre, merfu merfu. Ca'eni bana geldi ricalun, erkekler geldi, öyle erkekler ki rakibun gulamuhum, ama köleleri binici olan adamlar bana köleleri binici olan adamların, değil mi? Ne o? Ca'eni ricalun, bana ricaller geldi. Öyle ricaller ki köleleri binicidir. Oldu mu arkadaşlar? Peki. Yani köleleri binici olan adamlar bana geldi. Vel marifetu, peki marifeye gelince arkadaşlar, ma nedir marife? Ma öyle bir kelime ki vudi'a li şeyin bi aynihi, muayyen bir şeye vaz edilen şeye marife diyoruz. Ve nekretu, nekri ise ma vudi'a li şeyin la bi aynihi, ama muayyen olmayan bir şeye vaz edilen kelimeye de nekre diyoruz. Vel marifetu sittetu enva'in. Marifeler 6 kısımdır. El evvelu el mudmaratu. Damirler marifedir arkadaşlar. Ve hiye erbaatu aksamin. Bu damirlerde 4 kısma ayırıyoruz. 4 kısımdır. El kısmul evvelu merfu'un muttasulun. Birinci kısım merfu muttasıldır. Vakat sebeka, bu geride geçti. Vel kısmu sani merfu'un munfasulun. İkinci kısım ise merfu munfasıl olan damirlerdir. Ki ve huve, onlarda huve müfred müzekker gayb ifade eder. Hiye müennes ifade eder. Huma tesniye ifade eder. Müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Hum, hunne, ente, enti, entuma, entum, entunne, ene, nahnu.
Vel kısmu salisu, üçüncü kısım müşterekun. Müşterektir arkadaşlar. Ortak kullanılıyor. Beyne mensubin muttasilin ve mecrurin muttasilin. Mensup muttasıl ile mecrur muttasıl arasında ortak kullanılıyor. Nahu darabehu. Darabeha, darabehu onu dövdü. Darabeha o bayanı dövdü. Darabehuma o ikisini dövdü. Darabehum, darabehunne, darabekeki, darabekuma, darabekum, darabekunne, darabeni, darabena. Buradaki arkadaşlar muttasıl mensup damirler idi. Darabe fiilinin mefulleridir. Ve nahu lehu, leha, lehuma, lehum, le, leke, leküma, leküm diye devam eder arkadaşlar. İle ahiri sonuna kadar çek. Vel kısmu rabi'u dördüncü kısım ise mensubun munfasılun. Munfasıl mensup damirler var arkadaşlar. Ve huve iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunne, iyyake, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunne, iyyaya, iyyana derken bunlar da arkadaşlar mensup munfasıl damirlerdir. İyyahu'nun tamamı mı damirdir yoksa iyya sadece damirdir, hu işte alamet midir? Bunlar arkadaşlar farklı görüşler vardır ama İmam-ı Birgivi Hazretleri o inceliğe girmemiştir. Direktmen İyyahu'nun tamamının damir olduğunu bize ifade etmiştir. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.